Sekiz buçuk, yarın falan böyle bir şey söz konusu değil. Hayır efendim, hayır. Nereden çıkartıyorlar bunları ya? Fakat bu tür depremlerde, özellikle atım depremlerde önündeki altı ay içerisinde genellikle depremin kendisinden bir büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Dolayısıyla buralarda bir 6, 7, 6,6'lık deprem beklenebilir. Ona hazırlıklı olsunlar. Önümüzdeki 6 ay, 1 sene. Işte 6 bir... civarı. 6 civarı deprem olabilir. Ona hazırlıklı olsun. Bunu hangi kentler? Bir daha onu bir net söylesen. İşte şu anda olan yer neresiyse orası. Evet Ezra çok sayıda mail geliyor, mesaj geliyor telefonu. Enkazdan bilenler var. farkındayız hasar çok büyük, çok yaygın bir alan. Bazı yerlere ulaşımda zorluk var. Kış koşulları var. Evet, henüz daha dokunulmamış enkazlar var. Biliyoruz, duyuyoruz. Vatandaşların kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştığını, kurtarma çalışması yürüttüğünü e, duyuyoruz. E, Elbistan'dan arayanlar var, Afşin'den arayanlar var, Göksu'nu arayanlar var, Ağlas. Her taraftan arayanlar ve mesaj yollayanlar var. Biliyoruz hepsini. E, Haber Türk olarak e, duyurmaya e, çalışıyoruz e, herkesin e, sesini ama dediğim gibi çok geliş bir alanda ve binlerce yıkılmış e, bina e, söz konusu e, nüfus yoğunluğu olarak ve ekonomik e, olarak 99 depremi kadar yoğun bir bölgede olmamış olmasına rağmen bina sayısı e, açısından çok ciddi bir e, sayı e, söz konusu keza yaygınlık söz konusu 10 il etkilendi. Bu illerden üçünde çok ağır hasar olduğunu biliyoruz. 5 bin kadar binanın göçtüğünü veya ağır hasar aldığını biliyoruz. O yüzden ne yazık ki şu anda herkese ulaşılmış değil biliyoruz. Kış koşulları biliyoruz. Doğru gibi koordinasyon yapılması gerektiğinin farkındayız. Keşf bir de bir de bir de şu var Fatih. Onu da seyircilerimize hatırlatmak lazım. 7'den sonraki depremler büyük, depremler büyük deprem. Bu ikisi de büyük deprem, büyük deprem. Yani evet. dolayısıyla başlarına gelen felaket vatandaşlarımızın çok büyük bir talihsizlik, hakikaten çok büyük bir deprem bu. Hatta bugün özgürle konuşuyordum Kandili'den. Dedi ki bu dedi ömrümüz boyunca görebileceğimiz en büyük deprem olabilir dedi. Ben de dedim o kadar acele etme daha İstanbul var sırada dedi. İstanbul bundan daha büyük olmayabilir ama. Bu büyüklükte olabilir ama. İstanbul 7.4 falan. Yo 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 7,7'yi bulabilir. Bulabilir. Yani olacak demiyorum ama bulabilir. önce hazırlıklı olmalı. lazım. Bu uyarılar dikkate alınmalı, 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 alınmalı. Biz Kim 25 yıldır bağırıyoruz. Burada. Kim alacak? Belediyeler, merkezi yönetim, şehircilik bakanlığı. Kim yönetiyor buraları? Bir sürü belediye. Hayır, kişiler. Kişiler tahsilleri ne? Ne yani Şimdi bak şöyle söyleyeyim bak. Şimdi ben de jeoloji tahsilim yok. Hayır Adam... hayır hayır jeoloji tahsil etmeleri şart değil. Fakat ciddi bir lise tahsili aslında insanı bu tip felaketlere karşı hazırlıyor. Yani ben coğrafya dersinde bunları okudum. Evet hepimiz okudum. Değil mi? Ben ortaokuldayken jeoloji dersi vardı. Ben de vardı lisede. Değil mi? O zaman jeoloji dersi alanlar bunları okudular. Şimdi Türkiye'yi yönetenler arasında o nesilden adam var mı? Okumuş mu bunları? Demek ki her nesile bunu okutmak lazım. Evet, her nesile bunu. Lazım. Bunu okutmadığın takdirde karşındakinden bunu anlamasını bekleyemezsin. Yani bir salgın hastalık düşün Fatih. Adam maske takmıyor çünkü bilmiyor ne olduğunu. hastalığı nasıl bulaştığını bilmiyor. Hastalığın ne anlama geldiğini bilmiyor. Kendisi hastalanırsa vücudunda ne gibi bir tahribat yapacağını bilmiyor. bilmiyor. Bunlar hiç bilmiyor. umursamıyor. Ha, tabii. Çünkü biyoloji okumamış. Adam gibi biyoloji okumamış. Aşıya karşı, ilaca karşı. Çünkü evrim okumamış. Bu virüslerin bilmemlerinin falan ne şekilde evrimleştiklerini evrim okumayan bir adam bilemez. Evet. Peki şimdi bugün yine sabah saatlerinde çok yaygın konuşulan ve hala da konuşulan bir şey daha var. İşte biliyorsun bir Amerikan gemisi geldi. Evet ya. Işte büyük Amerikan bayrağı astı falan filan. İşte diyorlar ki bu Gölcük depreminde de söz konusu olmuştu. İşte Amerikalıların harp diye bir silahı var. H-A-A-R-P. Bu silah deprem tetikleme gücüne sahip ve Türkiye'de depremi Amerikanlılar başlattı. Mümkün mü böyle bir Bundan şey? Bundan güzel bir saçmalık duymadım yani. Hayır değil. Depremi tetikletmek için çok büyük bir enerji lazım. Yani düşün ki bu yerin 7-8-10 kilometre derinliğinde Bu 10-11 kilometre altında oluyor. E yani nasıl ulaşacaksın oraya ya? Neyle yapacaksın? Mümkün değil. Hele bir gemiden. E güldürmesinler adamı yani. Bu gemi yerin bilmem ne kadar metre derinliğine hidrojen bombası mı atıyor? Peki böyle bir sismik bir ses dalgası Hayır efendim hangi o enerjiyi nasıl üreteceksin ya? Yani trilyonlarca ton kayayı kıpırdatacak bir enerji. Yani var. düşün. Şurada gördüğün senin 7,4'lük bir depremi oluşturabilmek için yüz binlerce atom bombası lazım. Gel şimdi ben şuna da anlamıyorum. Atom bombası. Atom bombası lafı bana biraz çok anlamsız geliyor. Hiroşima genellikle Hiroşima'ya atılan ha. yani 16 fat kiloton boy, fat boy şey alınır. Kaç 16 kiloton mudur? Öyle bir şey de galiba. 15 galiba. Ee, o, o, o standart alınır genellikle. Ha standart odur yani. Evet, Çünkü yani genellikle. Yani genellikle 15 kilotonluk var, 20 megatonluk var. Tabii. E şeyi düşün, Çar bombayı düşün Rusların. O bugüne kadar atılmış en büyük hidrojen bombasıydı. Muazzam bir şey. Yani ha. oradaki şey 15 kiloton. Nuk bomba. Tabii. Ama ondan düşün yüz binlercesi lazım. Bir tanesi Hiroşima'yı ve Nagasaki'yi yok etti ya. Yani bu... Ya yani yerin altında bir atom bombası patlatsan dahi bunu tetikleyemez misin? Hayır. 15 kilometrede bir atom bombası patlatsan tetikleyemez. Allah Allah. Evet. Gücü yetmez. Ha, fay kendi gücüyle kaymak üzeredir. Onun üzerine üflesen de kayar. Yani bir laf vardır biliyorsun İngilizce'de. The straw that breaks the back of the camel diye. Deveyi yüklersin, yüklersin, yüklersin hiçbir şey olmaz. Üzerine bir saman ilave edersin, hayvanın beli kırılır. Yani çünkü her şeyin bir direnci vardır. Bu direnci açtın mı kırarsın. E deprem nedir? Bir kırılma hadisesi. Birbirine sürten kayalar bir yere takılıyorlar. Takılıyorlar, onu kırmak. Yani. Bir yerde kırılıyor. Evet. Onu kırdığın an, onun taşındığı şey ne kadar ağırlıkta bir kayayı, ne kadar kısa zamanda, ne kadar mesafe taşıyorsun, depremin gücünü tayin eden budur. Senin istediğin kadar yüz bin tane atom bombası atman lazım ki işte ona karşılık bir güç elde edebiliriz. Yani bu tür saçmalıklar nasıl üretiliyor ben bilmiyorum. Bildiğim tek şey varsa cehaletin ürünü bunlar. Peki adam hesap yapmayı bilmiyor veya dayak yemiş. Yani ikisinden biri. Ya öyle bir gemiden bir hal. Yok tövbe ya. Böyle bir şey var. Hayır efendim hayır nerede o saçmalık ya? Peki Büyorsa uzaktan silah Tesla bulacaktı. Daha sonra buldular lazer. Lazer Lazerli tayarayı düşürüyorsun. Hı -hı. Ama bambaşka bir şey. Bamba bambaşka. Ee... Senin söyleme göre o zaman şu şart. Bir, okullarda afet eğitimi. Şart. Afet İlk yardım eğitimi, eğitimi değil, bir dakika. <laughs> yalnız afet eğitimi değil. Okullarda dünyamızın nasıl davrandığı hakkında bir jeoloji eğitimi. Bu her kademede değişik şekillerde verilebilir. İlkokulda da verilir. İkinci, yani... lise, ortaokul... seviyesinde de verilir, üniversitede de verilir. Yani bunun anlatılması lazım. Çocukla en başta, ilkokulda başlayarak deprem nasıl yaşanıyor ve depremin mekanikleri nelerdir? Bilir, tabii nasıl olur, bir kentlerde, olur, evlerde ne yapıyor? olur? Sonra giderek daha ağırlaşan ve lisede bir jeoloji eğitimiyle bunu yapmak lazım. Coğrafya eğitimi şart. Şart. Bunları bilecek ki depremle nasıl mücadele edecek ve depreme... Yalnız deprem değil, sel. Sel afetiyle nasıl mücadele edecek? Toprak kaymalarıyla nasıl mücadele edecek? Bütün bunlar coğrafyanın parçalarıdır. Bunları bilmesi lazım çocuklara. Ya biz bunları okurduk. Okurduk. Hepsini okurduk. Evet.